Tiran'da güzel bir sabah. Herkese kocaman sevgiler, selamlar buradan. Burası İskenderbey Meydanı. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Bu videoda Berat isminde bir şehre gideceğiz hep beraber. Şimdi nasıl gidileceğini de göstermek istedim. O yüzden videonun kayıt tuşuna Tiran'da bastım. Umarım iyisinizdir. Herkesin keyfi yerindedir. İskenderbey Meydanı'na geldiniz. Karşı tarafta Ulusal Tarih Müzesi var. Zaten dış cephesinden hatırlarsınız. Onu sağınıza alacaksınız. Şu aradan bir yol geçiyor bak. Oraya doğru yürüyoruz şimdi hep beraber. Ulusal Tarih Müzesi'ni sağımıza aldık. Bu arayola girdik. Arayolun bitiminde böyle yaya geçidi var. Karşıya geçiyoruz. Hemen şu çaprazda Burger King göreceksiniz. Dayılar bir durun rica ediyorum. Burger King'in olduğu alanda yürüyeceksiniz böyle. Sol tarafınızda kalacak Burger King. Hemen ileride otobüs durakları var zaten. Göreceğiz hep beraber birazdan. Oradan şeyi soracaksınız. Terminale gitmek istiyorum ama Berat otobüslerinin kalktığı terminale gitmek istiyorum. Kime sorsanız terminal Berat derseniz onlar sizi bir otobüse bindirecek. Çünkü farklı farklı numaralar var. Ben de bilmiyorum. Soracağız, öğreneceğiz. Berat terminal. Berat terminal deyin, onlar sizi bir otobüsün içine tıkıştırırlar. Gönderirler otobüs terminaline. Şu yelekli abiler görevli. Onlar bilet kesiyor. Ona sorabilirsiniz. Terminal? No terminal. Hangi otobüs gidiyor? Orada, sonra gideceğiz. Orada, tamam. Berat'a giden terminal değil mi o? Evet, Berat otobüsleri. Orada her şey yani. Tamam, teşekkür ederim. Sen Türkçe'yi nereden öğrendin? Öyle. Türkiye'de kaldım bir zamanda. Türkiye'de kaldın? Yok yok, yani yurda. Ha, yurtta kaldın. Yurda. Ha. Hem de öyle. Atıyorum. Hadi gel. Tamam, orada. Tamam. Bakın dostlar, geldi otobüs. Sağ olsunlar, buradaki arkadaşlar yardım etti. Otobüsü gösterdiler. Geçiyorsunuz, oturuyorsunuz direkt. Görevli geliyor, bilet kesiyor. Tam olarak şurada bekleyebilirsiniz bakın. Şöyle göstereyim tekrardan. Kioskun oraya kadar yürümenize gerek yokmuş. Görevli abi öyle söyledi. Aa, yok. Abi valla hayır ya. Teşekkür ederim, kalabilirim. Abi benim yerime bilet aldı ya, parasını o verdi. Onlara sormuştum da bir şey. Biletler de böyle dostlar, gösteri körü kağıt bilet kesiyorlar. 40 lek, o da 40 sent yapıyor. Bunu atmayın ama. Yolun ortasında bırakıyor bizi ya. Ha, terminal karşıda hemen. Otobüs sizi bu durakta bırakıyor. Hemen zaten karşı tarafta terminal. Aa, Berat arabasını yakaladık. Berat! Oo, yakaladık. Burası. Terminal burası. Şöyle göstereyim sizlere. Yakaladık vallahi Berat'ı. Tam terminalden çıkacakken yakaladım vallahi Berat otobüsünü ya. Yanlış bilmiyorsam her saat başı Berat'a giden böyle minibüsler var. Son minibüs Tiran'dan Berat'a saat 5.30'da olması lazım akşam. Berat'tan Tiran'a da akşam 4'te olması lazım. Onu öğrenince söylerim şimdi. İneyim de şeye, Berat'a. Son minibüsü soracağım Tiran'a kaçta dediğini. Onu da kesinleştirelim. Duyuyor bu tren. Yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuk yaptık. Berat'a geldik dostlar. Şu an terminaldeyim. Falcon isminde bir benzinlik var. Zaten terminal yazıyor kocaman. Hem diğer tarafta hem bu tarafta. Minibüsler buraya geliyor. Ya da otobüsler buraya geliyor. Burada sizi bırakıyorlar. Burası terminal. Buradan dilerseniz taksiye binebilirsiniz. Dilerseniz şu giden belediye otobüsü, ona binebilirsiniz. Ama 1,5 kilometre uzaklıkta gezebileceğimiz yerler. Yani Old Town, eski şehir denilen kısım. Yürüyeceğim ben. 15-20 dakikaya yürürsünüz yani yavaş yavaş. Hiç onlarla uğraşmanıza gerek yok. Hem de görmüş olursunuz şehri. Yaklaşık 2,5 saat sürdü yolculuk. Ne kadar ödedim? 500 lek ödedim. O da 5 euro yapıyor. Dönüş saatlerini de sordum. 1.30'da var dedi. 2'de var dedi. 3'te var dedi. 4'te son minibüs, otobüs. Artık hangisi kalkacak bilmiyorum. Tiran'a dönüyor. Tavsiyem 4'e kalmayın. Ola ki dolu olur. Burada kalırsınız. Ya da taksiye binmek zorunda kalırsınız. Ya da otostop çekmek zorunda kalırsınız.
bir önceki servisle dolmuşlu otobüsle artık nasıl adlandırıyorsanız onunla dönün dostlar. Berat'ın tarihi çok eski yıllara kadar dayanıyor dostlar. Burada zamanında İllirya Krallığı varmış. Daha sonrasında Bizanslar gelmiş, Bulgarlar gelmiş, Sırplar gelmiş derken Osmanlı İmparatorluğu buraya 5 asır hükmetmiş. Şu an Ahmet Kurtpaşa tarafından yaptırılan 18. yüzyıl olması lazım. Gorika Köprüsü'nün üzerindeyiz. O dönem ahşap olarak yaptırılmış bu köprü. Aşağıda akan nehir ise Osumi Nehri olarak geçiyor. Rengi birazcık tuhaf. Şeyi simgeliyor bu köprü. Hatırlıyorsanız Üsküp'te taş köprü vardı. Bir ucu Hristiyan mahallesiydi, bir ucu Müslüman mahallesiydi. Aynı o. Bu tarafta neydi? Gorika Mahallesi. Şu an karşıda Safranbolu'ya benzeyen bir... Yani internette öyle yazıyor. Ben kendim Safranbolu'ya gitmedim. Gelenler hep oraya benzetmiş. O yüzden öyle betimliyorum. Safranbolu'ya benzeyen bir mahalle var karşıda. Gorika Mahallesi olarak geçiyor. Eskişehir kısmı bu taraf olarak anılıyor. Burası Hristiyanların yaşadığı kısım olarak adlandırılıyor. Diğer tarafta yani nehrin ve köprünün diğer ucu da Müslümanların yaşadığı mahalle olarak adlandırılıyor. Zamanında Evliya Çelebi de burada seyahat edenlerden biri. Seyahatnamesinde buradaki evlerden övgüyle bahsediyor. Yani gerçekten şu dokuysa, eğer o dönemde bu dokudaki gibi gözüküyorsa, ki ben koruduklarını düşünüyorum, gerçekten övdüğü kadar var. Yani bayılıyorum şu mimariye. Baksanıza evler kiremit, mimari güzel, tasarım güzel. Gerçekten hayranlık duyuyorum. Yani şu görüntüye hayranlık duyuyorum bu tip mimariye. 1961 yılında Enver Hoca burayı müze kent ilan ediyor. O yüzden tarihi dokuyu korumuş. Yani kimse dokunamamış buraya. Yoksa eminim restore olurdu, bir şey olurdu. Bina dikerlerdi, bir şey yaparlardı, bozulurdu bu doku. Bu arada gelip buraya kalabilirsiniz. Şimdi şu an gezeceğimiz sokaklarda butik oteller var, oteller var, işte pansiyonlar vesaire, konaklayabileceğiniz seçenekler de var. Gelip burada daha uzun vakit geçirebilirsiniz. Ben günübirlik gelip ziyaret etmek istedim. Ha bakın mesela burada hostel varmış. Uyguna konaklayabileceğiniz seçenekler de vardır mutlaka. Gelirsiniz burada kafa dinlersiniz. Burası biraz daha sakin, sessiz bir yer. Bir de tadını çıkarırsınız buranın. Mesela ben git gel yapacağım. 5 saatim yolda. Yani burada birazcık da hızlı vakit geçirmem gerekiyor ki birçok yer görebileyim. Daha kaleye çıkacağız. Berat Kalesi var, orası da çok güzel. Burayı, şu an yürüdüğümüz bu sokakları yukarıdan göreceğiz. Buradan sonra oraya gideriz. Bilmiyorum fark ettiniz mi de turist yok ya. Yazın göbeğindeyiz ha, yazın ortasındayız. Turist yok. Vallahi ekonomiler kötüye gidiyor, o yüzden insanlarda tabii para yok. 3-5 kuruş oluyor, onu da yeni yer görmektense de öyle daha kafa dinleyebileceği bir tatile harcıyor olabilirler. Onu da anlıyorum. Ya işte Berat'a gelmektense gidiyor sahil kesimine, deniz, kum, güneş. O ne ya, öyle simsiyah akıyor. Bir kokusu da yok, garip. Onu da anlayabiliyorum. Ama bu kadar boş olmasını beklemiyordum ya. Ben sonbaharda geldiğimde böyleydi. Ki o zaman hava kötüydü yani, yağışlı filan da. Turistin olmaması aslında benim için iyi, rahat gezerim. Bu bir artı. Ama bir eksi var ki çok sıcak. Bayağı bir sıcak var. Yani tam öğle vakti. Ya şu otobüsü 4 değil de böyle akşam 7'de filan koysalar bir tık daha geç geleceğim de. 4 nedir ya? 4 çok erken dönüş için. Berat'a verilen iki tane isim var. Bir tanesi beyaz şehir. O da evlerin beyaz renge boyanmasından dolayı. Bir diğeri de bin pencereli şehir. Yani evlerin, bilmiyorum fark ettiniz mi, bir sürü pencereleri var bakın. Bir sürü penceresi var evlerin. O yüzden bin pencereli şehir demişler buraya. Renkten dolayı da beyaz şehir demişler. Hemen karşıda kale kalıyor. Oraya çıkıp baktığınızda çok güzel bir manzara görüyorsunuz. Yani burayı yukarıdan görüyorsunuz. Umarım çıktığımızda güneş tam tepede olmaz da yansıma falan yapmaz. Rahat görebiliriz burayı. Aa, ne güzel çiçekler.
Neydi bunun adı ya? Böyle pofuduk pofuduk. İyi bak, turist kafilesi gördük. Yalnız değiliz. Çok sıcak ya. Biraz serinlemek lazım. Oh be. Serinledim valla. Gorica mahallesinden Mangalem mahallesine geçiyoruz şimdi. Yani Hristiyan tarafından Müslüman tarafına geçiyoruz. Mangalem mahallesi de hemen kalenin altına kurulmuş. Mimari aynı Gorica mahallesiyle. 5 yıl önce burada bir anım var. Yine bu tarafı gezmeye gelmiştim. Hangi camiyi de hatırlamıyorum. Bir tane böyle tarihi camiyi, hoşuma gitti mimarisi, tamam mı? Ya dedim gireyim bir fotoğrafını çekeyim bari, hatıra kalsın. Şimdi turist yok, bir şey yok yani. Doğru düzgün insan yok hatta sokakta. Sonbahar, böyle yağmur yağıyor falan. Abi girdim içeri, baktım kimse de yok. Hiç böyle ses etmedim, tamam mı? Saygısızlık falan da etmedim. Çıkardım telefonumu. Bir tane fotoğraf çektim. Cebime geri koydum. Bakıyorum şeylere. Arkadan bir ses, no photo. No photo dedi, böyle bir irkildim ben de. Sonra yerden birisi kalktı. No photo dedi, böyle el işareti yaptı. Out dedi, böyle çık 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 yaptı. Ben de şey yaptım ya, bir foto dedim, hani bir şey yapmadım gibisinden kendimi açıklayacağım. O zamanlar İngilizcem o kadar iyi değil. Bir de kekeme oldum birden, böyle birisi bana böyle çıkışınca. Okey dedim ben de, tam dışarı çıkacağım böyle, artık ayakkabımı giyiyorum. Söyleniyorum kendi kendime ya, diyorum bir tane fotoğraf çektik yani, sanki camiyi zimmetimize mi geçirdik yani, Allah'ın evi değil mi burası filan diye söyleniyorum kendi kendime böyle kısık sesle. Adam şey dedi, Türk müsün sen dedi. Ne yandı bu da kırmızı ya. Evet abi dedim, Türk'üm. Söylesene baştan dedi. Dur şuraya kadar geçelim bari, şurada dedi. Söylesene baştan dedi. Dedim abi ne değişecek yani, ha Türk'üm ve yabancıyım yani. Geldim camiyi ziyaret ettim, bir tane hatıra fotoğrafı çekiyorum falan. Neyse sohbet açtı, abi de birazcık yumuşadı. Ondan sonra Türkiye'den gelmiş oraya, yani buraya, o camiye görevlendirmeyle gelmiş ama hangi cami olduğunu bilmiyorum yani. Şimdi şöyle sokaklara bir gireceğim, belki hatırlarım, adını da hatırlamıyorum. Neyse öyle birazcık muhabbet etmiştik abiyle. Daha sonrasında ortam böyle yumuşadı. Biz de tatlı tatlı ayrıldık. Yani yabancı olsam ne olacak, Hristiyan olsam ne olacak, Yahudi olsam ne olacak? Gelmişim işte tarihi eser bir fotoğrafını çekmişim. Çıkıyorum yani, öyle hadi çık dışarı demenin ne anlamı var ki ya? No photo dersin, please dersin. Anlar insan. Ya da illegal bir şey yapmıyorsan camide, kilisede, orada burada fotoğraf çekmenin ne zararı olabilir? Flaş milaş patlatmıyorsan yani. Ben onu da anlamıyorum. Ama böyle gitmiyorduk sanki ya. Neyse. Hatırlarsam oraya gideceğim yine. Bir fotoğraf daha çekeceğim. Bir olay daha yapalım orada. Şimdi bir kaleye çıkalım da sonra gelir bu mahalleyi gezeriz. Kaleye aşağı yukarı bir 15-20 dakika falan yavaş yavaş yürüyeceğiz. Sıcak olduğu için çok fazla kasmaya, öyle hızlı hareket etmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Buradaki insanların şu an ana geçim kaynağı turizmdir. İşte hediyelik eşya dükkanı vardır. El işi bir şeyler yapıp satıyordur. Restoranı vardır, kafesi vardır, oteli, hosteli vardır. Bir şekilde hayatlarını idame ettiriyor insanlar. Kaleye bir araba yolunu takip edip çıkabilirsiniz. Bir de böyle kestirme bir yer var. Buradan da çıkabilirsiniz. Sıcak havayı hiç sevmiyorum ya, hiç. Trekking özledim, dağları özledim, kamp yapmayı özledim. Böyle günlerce dağda yürüyeyim istiyorum ama o kadar sıcak bir hava var ki ya, düşüncesi bile zulüm geliyor bana. Birazcık havalar serinlesin de başlayalım yine dağ yürüyüşlerine. Özleyen tayfa var biliyorum. Sırf onun için takip eden de var biliyorum. Anlıyorum çünkü ben de sizler gibi çok seviyorum dağı ama her zaman olmuyor maalesef. Keşke bütün izleyiciler dağ videolarını böyle keyifle izlese de sırf dağda geçsem yani. Var ya, bana uyar. Ama video çekiyorum, izlenmiyor. Ne yazık ki.
dağ videoları maalesef çok böyle kısıtlı bir kesim tarafından keyifle izleniyor. Geri kalan kısım biraz daha kaos seviyor, diyalog seviyor, başka bir şey seviyor, tarih seviyor. Herkesin beğenisi farklı ya. Yorumlara şey yazar mısınız? Mesela benim ürettiğim içerikte en çok hangi konuyu seviyorsunuz? Köy videoları mı, dağ videoları mı, şehir videoları mı? Neyi seviyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız ya? Çok merak ettim. Bak bunu daha önceden hiç sormamıştım. Geldik kaleye. Kaleye çıkanların ilk uğradığı yer bu manzara izleme noktası. Şimdi sizlere Berat'ı yukarıdan göstereceğim. Hemen burada bir tane kocaman Arnavutluk bayrağı var. Bir kayanın üzerine inşa edilmiş kale. Buradan aşağı baktığınız zaman kuş bakışı olarak Berat şehrini görebiliyorsunuz. Gorika mahallesi. Burası da Magnalen miydi, Mandalen miydi? Unuttum ya mahallenin adını. Orası işte yani Müslüman tarafı, Hristiyan tarafı. Hemen burada Gorika Köprüsü kalıyor. Manzara çok güzel. Karşıya baksanıza yemyeşil. Hemen sağ tarafımızda dağlar var. Kamerayı sola çeviriyorum. Berat şehri böyle yayılmış durumda, genişlemiş durumda. Hemen onun arkasında da yine dağlar mevcut. Şurada bir yangın var. Bilerek yakmıştır büyük ihtimalle köylüler. Tarla sahipleri. Anız yakıyorlar ya, öyle bir şey olsa gerek. Kalenin tarihi 2500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Yani İlyalılara kadar uzanıyor. Daha sonrasında Romalılar burayı ele geçirmiş. Hep bir üs olarak kullanılmış burası. Ama o dönemde, yani kalenin aktif olduğu dönemlerde daha doğrusu, insanlar hep kalenin içerisinde yaşamış. Kalenin dışarısında çok fazla bir yerleşim yeri yokmuş. Yani burası ana yerleşim yeri olarak kullanılıyormuş. Aynı zamanda askeri üs gibi de düşünebilirsiniz. İçeriye işte yaşam alanları inşa etmişler, kiliseleri inşa etmişler vesaire. En son kaçtı? 35 kiliseye kadar ulaşmış kalenin içerisindeki kilise sayısı, ama günümüze 10 tanesi kalmış. Hatta cami vesaire de var kalenin içerisinde. Çünkü Osmanlılar buraya geldiğinde kaleyi ele geçiriyorlar ve ibadet yeri yapıyorlar. Yani cami yapıyorlar. Gördüğünüz gibi yani manzarası çok güzel. Ama sıcakta gelirken iki kere düşünün. En azından şöyle söyleyeyim. Hızlı gezmeye bakın sıcakta geleceksiniz. Ama vaktiniz varsa burada kalabilirsiniz. Gün batımını gelip burada izleyebilirsiniz. Daha serinde ya da sabah erkenden gelip gezebilirsiniz. Sıcakta geliyorsanız benim gibi böyle suları dökeceksiniz, hızlı hızlı gezeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ya da ilk otobüsle geleceksiniz, ilk minibüsle geleceksiniz. O da sabah 8'de falan buraya ulaşıyor sanırım. Erken saatte gezeceksiniz. Burada da böyle bir şeyler satıyor abi. Bal mal satıyor, fıstık satıyor, fındık satıyor, meyve satıyor. İnsanlar ekmeğinde. Burada eski bir kilise var. Terk edilmiş sanırım. Yani yukarısı harabe gibi. İçi nasıl? Ha, ibadet sürüyor sanırım. Burası normal. Ama yukarısı harabeye benziyordu. Herhalde inşaatı tamamlamadılar. Valla terk edilmiş kilise zannettim dışarıdan gördüğümde. El yapımı masa örtüleri, bezler, danteller. Hello. Yes. Good, good. Good. Thank you. Felim Derit. Good, good. Bu senin atın mı? Ne, ha, or senin değil. Seveyim mi? No problem. Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Nazar boncuğun da var ha. Şş. Çekilsin. My friend, no problem. Hı-hı. Or good. Hı-hı, good. Okay. Photography? Oh, thank you. Thank you. Okay, cowboy. Oh, thank you. Cowboy. Ooh. Felim Derit. Felim Derit. Bu karşıda gördüğünüz
Kızıl Camii'nin minaresi. Daha doğrusu ayakta kalan yarısı diyeyim ben. Bir kısmı çünkü ayakta kalmış, geri kalanı maalesef günümüze kadar ulaşmamış. Hatta cami kısmı da ulaşmamış. O da şu tarafta olması lazım. Sultan II. Bayezid Berat'a geldiği zaman kendi adına bir cami yaptırıyor. Onun hikayesini de bakın burada anlatıyor. Bak, Evliya Çelebi'den yola çıkarak ne diyor? Ottoman Traveler Writer diyor. Gezgin ve yazar diyor. Sultan Bayezid bu camiyi yaptırıyor ama ne yazık ki günümüze kadar ulaşmıyor. Sadece işte minarenin bir kısmı ulaşıyor. Kızıl Camii demelerinin sebebi de kızıl renkte olan Çinliler. Minaredeki kızıl renkte olan Çinliler. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Şöyle bu kısımda bir cami düşünün. Kalenin içerisinde birçok yerde böyle halı kilim falan satıyorlar. El dokuması şeyler satıyorlar. Bak 10 euro diyor mesela bunun fiyatına. Büyük ihtimalle pazarlıkta yapabilirsiniz yani almak isterseniz. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor ya. Daha bundan kaç ay önce İnkaların yerleşim yerlerini, şehirlerini ziyaret ediyordum. Onların tarihinden bahsediyordum. O dokulara dokunuyorduk yani yapılara dokunuyorduk, hissetmeye çalışıyorduk. Dokuyu hissediyorduk. Şimdi geldik. Bizans mimarisi, Osmanlı mimarisi, Balkan coğrafyası. Ne kadar hızlı geçiyor zaman. Özledim be Güney Amerika'yı. Vallahi Peru'yu çok özledim özellikle. Kanalıma yeni abone olan, beni yeni tanıyanlar varsa, ben Güney Amerika'yı 2 sene dolaştım arkadaşlar. Videoları kanalımda. İzlemek isterseniz videolar sekmesinden veyahut da oynatma listesi sekmesinden gidip izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Birçok ülkenin videosu var. Onun öncesinde Orta Asya'yı gezdim. Oradan videolar var. İran'dan var, Irak'tan var, Lübnan'dan var. Yani belki yeni takip edenler vardır. Bakmamıştır eski videolara. Bunu da söylemek, hatırlatmak isterim. Ara ara söyleyeceğim çünkü eski çektiğim videoların az izlendiğini düşünüyorum. Hak edilen izlenmeleri almadığını düşünüyorum. Belki bu vesileyle kanala yeni gelenler eski videoları izleyebilirler. Aşağıdaki kiliseye de bakalım sonra. Magnalem. Mahallenin adını unuttum yine. Ne kadar garip bir adı var ya. Oraya ineriz. Neymiş bu kilisenin adı? Yazıyor mu burada? Haritada Holy Trinity Church diyor ama konumu tam göstermiyor. Burada da yazmıyor. Ha, yazıyormuş ya burada. Ne diyor? Kisha Shen Trinades. Holy yani kutsal Trinity Church kilisesi. Şöyle girelim içeriye de göstereyim. Bizans döneminden kalma burası da. Yine birazcık ışık vuruyor içeri. Görebiliyorsunuzdur. Tarihi bir kilise. Kilisenin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Hemen kalenin arka tarafında kalıyor. Manzarası çok güzel yalnız kalenin. Yani her yeri görebiliyorsunuz. Berat'ın çevresini komple görebiliyorsunuz. Dediğim gibi güzel bir havada gelirseniz, sizi bunaltmayacak bir havada gelirseniz burada keyfini çıkarırsınız manzaranın. Böyle yanınıza atıştırmalık bir şeyler de alırsınız, içecek de alırsınız. Mis. Kalenin içerisinde evler var. Bazıları pansiyon otel gibi. Sanırım konaklama imkanınız da var. Ama normal buranın ahalisinin yaşadığı evler de var. Sanırım buradaki tarihi eserleri, kiliseleri vesaireleri koruyan, gözetleyen görevliler. Onların evleri olabilir. Ya da burada yaşayan ahali de olabilir. Bir fikrim yok.
Burada 7'lik Yaşar dükkanı var şöyle. Ufak bir göz atalım. İskender Bey. €4 satıyorlar şapkaları. Bu geleneksel şapkalar iki tür. Böyle biri daha kubbe gibi. Bu €8, bu €13. Bir tanesi daha oval, yuvarlak. Mangalem Mahallesi'ne geri döndüm. Şöyle ara sokaklarına bir bakalım buradan ayrılmadan önce. Mimari aynı ama. Bütün şehirde mimari aynı. Tabii yeni yapılan yerleşim yeri hariç. Burada da hep hosteller, oteller var. Kahvaltı €5 diyor. Tarihi dokuyu gördüğünüz gibi hissedebiliyorsunuz sokaklarda yürüdüğünüzde. Arnavutluk için güzel bir seçenek olabilir Berat'ı ziyaret etmek. Buraya kadar gelmişken görün isterim. Gelemeyenler için de dilim döndüğünce ben sizlere anlatıp göstermeye çalışıyorum. Günün ilk öğünüyle videoyu bitiriyorum. Şöyle bir dürüm söyledim kendime. İçerisinde tavuk döner, patates, yeşillik falan var. Aa, dönerler düştü. Sıcaktan yemek değerli. 2,5 euro bu. Bir de içecek söyledim şöyle. Soda. Bu daha €0.5. 3 euro yapıyor ikisi. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değil. Elimden geldiğince Berat'ı gezdim sizlere de. Anlatmaya, göstermeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır biliyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bana afiyet olsun. Daha sonrasında terminale geçeceğim. Otobüse bineceğim ve Tiran'a döneceğim. Bir sonraki videoda bambaşka bir yerde olacağız. Hadi hoşçakalın.